Valla şimdi Mehmet Hocan dedi ki Galatasaray e, krizleri fırsata çevirir dedi ama krizi fırsata çevirmenin e, şartı şudur. Çabuk reaksiyon göstermeniz gerekir. Galatasaray normalde o kriz başladığı anda sıra dışı bir hamle yapardı ve çabuk reaksiyonla bir anda kimsenin beklemediği e, bir sonuca olumlu anlamda bir sonuca giderdi. Ama Galatasaray e, kriz içinde kriz kriz içinde kriz yaşayan bir süreçle e, kaotik ortamı körükler halde devam ediyor. Galatasaray krizden falan çıkamadı ki fırsatı görelim biz. E malum bir e, Metin Bey'in adaylık açıklaması vardı Eşref Bey'le beraber. Sonrasında Metin Bey Dursun Başkan'ın listesine girdi. Dursun Bey devreye girdi. E, şu anda açıklamalar devam ediyor. O seçim süreci işte yapıldı yapılıyor yapılacak ertelendi o oldu bu oldu falan 11 Haziran'a kaldı. Sürekli soru işaretleri var. Şu anda da mesela seni tatmin ediyor mu mevcut adaylar ya da mevcut adayların sunduğu vaatler ee, nasıl bir seçim olacak ki? Eşref Bey'in konuşmalarında böyle e, sertleşeceğine dair sinyaller gördüm. Yani ortam daha da gerilecek. Sonra e, Burak Bey'in işte Fatih Hoca ile ilgili açıklaması, Fatih Hoca adeta genel kurulu üyelerine şikayet eder gibi ifadeleri var. E, siz ne yaptınız ki? Karşına ne bekliyordunuz? Bir de onu sorarlar insana. Vallahi Galatasaray için durum parlak görünmüyor. Ha seçim olur. Seçilen başkanın yanında durur herkes ve başkan da gerekeni yapar doğru şekilde. Hani egosundan efendim önceki hesaplaşmalardan sıyrılıp esas olanın Galatasaray olduğunu hatırlayarak hamleler yaparsa o zaman başka şeyler konuşabiliriz. Ama siz işte sürekli bir e, kaynak probleminden bahsediliyor. Altyapıdan bahsediliyor. İşte maaş yükü azaldı deniyor. Ama ...alt yapıda çok sayıda oyuncunuz var. Farklı takımlarda kiralık oynayan oyuncularınız da var. Bunların en başında Yunus geliyor herhalde. O oyuncuları sağlıklı bir ortama... ...geri getirebilecek misiniz? Bu bir. İkincisi... ...mevcut kadrodaki maaş yükünü... ...düşürdük diyorsunuz. Yapacağınız transfer hamlelerinde bu rakam... ...nereye gelecek? Onu da görmemiz gerekiyor. Benim için... ...esas önemli olansa... camia içindeki dengeleri doğru şekilde... ...kurabilecek misiniz? Yani seçilen başkan dostluk ortamını sağlayıp bunu tribünlerde yansıtabilecek mi? Yoksa ne teknik direktörün ne kurulan kadronun pek bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Bir adım ileri gidelim Mehmet. Güzel yerden bağladın. Taraftar diyorsun. Taraftarım ben şu an bu seçim için bir heyecan duyduğunu düşünmüyorum. İkisinin de iki mevcut aday da taraftarın çok olumlu elektriğini alan isimler değil. Hı hı. Elbette spor kulüplerini taraftar yönetmemeli. Evet. Bazen taraftarın e, çağrılarına e, kulak veriyorsunuz. Onun uzun vadede size zararı da oluyor ama hani bu kaotik yapı futbolculara da yansımış durumda Ceyda. Hani yani paylaşım, başkanın taraftarları da Galatasaray değerlerini ortak etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii Burak Elmas felaket yönetti süreci. Taraftarın istediği bir başkandı. Seçimi belki 42 oy, 41 oy farkla kazandı ama o seçim taraftar nezdinde olsa geçen sene 90 Burak Elmas kazanırdı. Yüzde 30'da kazanmazdı öyle söyleyeyim ama süreç kötü yönetildi. Şunu da bir açıklık getirelim Ceyda. Fatih Hoca ismi çok yazılıp çiziliyor. Acaba hoca olarak gelebilir evet. mi geri diye Dursun Özbek tarafıyla ilişkilendiriyor. Çünkü Aralık 2017'de Dursun Özbek Fatihleri Fatih Terim'i göreve getirdi. Nerede kalmıştık tweet atıldı vesaire. Ama o dönemi tekrar hatırlatayım kısaca. Dursun Özbek'in son çaresiydi Fatih Terim. İlk tercih değildi. Dursun Özbek zaten Fatih Terim milli takımdan ayrıldığı dönem dahil Luchescu'ya gitti. O Luchescu Galatasaray değil A milli takımı tercih etti. Daha sonrasında tutabildiği kadar Tudor görevde tuttu. Şu andaki yapıda da ekibinin içindeki isimler Metin Öztürk ağırlıklı yarısı ve Metin Öztürk tarafında çok net tavrı var Fatih Hoca'ya karşı. Haksızlar da diyemiyorum kendi açılarından. Ee, Haziran ayındaki Burak Elmas'ın başkan seçildi periyotta aktif rol oynadığı düşünüyor vesaire. Ama hani şunu asla söyleyemem. Galatasaray'da ben 5. Fatih Terim dönemi olmaz diyemiyorum. Yeni başkan, yeni yönetim, yeni hocayla ile işler yine yolunda gitmezse bir 5. Fatih Terim dönemi daha izleyebiliriz ama o dönem şu anki mevcut 11 Haziran sonra stil onu ifade edeyim. Yani ben Eşref Amamcıoğlu ile zaten iki tarafta birbiriyle çalışmaz. Dursun Özbek denklemin içine de koyamıyorum Fatih Hoca'yı. Dursun Özbek bugün itibariyle bir tık daha yakın diyorum ve onun hoca adayının da Okan Buruk olması yüksek ihtimal. Peki devam edelim şimdi Fenerbahçe ile. Fenerbahçe'de de teknik direktör açıklanması için artık geri sayıma geçildi. Başkan Ali Koç'un açıklaması vardı. Pazartesi günü biz İsmail Kartal mı yoksa Jorge Jesus mu bunun kararını... ...tercihimizi açıklayacağız dedi. Taraftar da artık heyecanla bekliyor Hı. ama... E, ...sanki... E, ...jesus oldu gibi. Ya, taraftar... ...başkandan İsmail Kartal açıklaması beklemiyor. Bunu başkan da biliyor. Yani bu saatten sonra biz... ...jesustan vazgeçtik. ...İsmail Kartal'a devam edeceğiz diyemezsiniz. Hadi Çoktan ders. demeliydiniz... Yani, ...sezon içinde. Son canım. iki hafta diyecektiniz. Yani, sezon bitmiş... Hala İsmail Kartal mı, Cesus mu o, kağıt üzerinde bir şey. Kağıt üzerinde bir şey. Yani Sayın Başkan orada e, belki e, İsmail Kartal'ı onar etmek için, belki henüz resmi imzalar atılmadığı için, belki bir son dakika pürüzüne karşı bir e, elinde alternatif olması için bu ifadeyi kullanıyor. Ama bu saatten sonra hiç kimse, İsmail Kartal sempatizanlarına bile İsmail Kartal'la devam edeceğiz... Diyemezsiniz. Onu önceden demeniz gerekiyordu. Çok önceden demeniz gerekiyordu. Yani İsmail Kartal görevdeyken sizin medyada cesurla pozlarınız çıkıyorsa bu saatten sonra geri dönüş olmaz. Dolayısıyla biz pazartesi günü en geç artık herhalde Sayın Başkan'ın açıklamaları üzerinden konuşuyoruz. Pazartesi açıklayabilirizdir. Cesun resmi olarak Fenerbahçe'de olduğunu duyacağız diye düşünüyoruz. Bu arada açıklamak zorunda Mehmet. Sebebi şu, şimdi Galatasaray iyi kötü seneye Avrupa'da yok. Hı hı. 4 Temmuz yurt dışı kampı başlıyor. 11 Haziran'da başkan seçilecek. Sizin önünüzde bir 10 günlük süre var. Fenerbahçe'nin 19-20 Temmuz ilk elemesi, salı, çarşamba şampiyonluğu olduğu için minimum bir ay önce sezon açılır. Ya, yani Fenerbahçe, 19 Haziran. O Yok yok. Yo. 18 19 diye konuşuyorlardı ama daha da önce yani bu 13 14 gibi olacak. Görünüyor. Onu demek istiyorum yani hocanı o yüzden bir e Tabii iki ki, hafta önce açıklama ki, zaten kitabına uygun. Zaten şimdi ne konuşuyoruz? Şu şampiyon olan takımlar için sezon başında transferlerini yapıp sezona yani hazırlık dönemine evet. öyle girerler diyoruz. E biz yıllardır Fenerbahçe'de kamp başlıyor. Kampa işte yeni transferlerden bir tanesi direkt katılıyor. Sonra işte kampın ikinci günü bir tane daha geliyor. Üçüncü gün bir tane daha. Sonra işte kamp bitmek üzere son iki günü, o diğerleri İstanbul'da katılacak, o burada katılacak falan filan. E sezon ki mesela şimdi dün TFF açıkladı, Eylül ayında bitiyor evet. transfer. Yani Eylül ayında transfer bitiyor. Ne demek? Neredeyse ligin e, bir dört maçı falan oynanmış olacak, hatta beş maçı belki de oynanmış olacak ki e zaten bunu tartışmıyor muyuz biz? Şimdi sezon başlıyor, İşte 40 hafta oynuyorsun, 38 hafta oynuyorsun, 38 haftanın 6 haftasında neredeyse kadronun tam olarak netleşmemiş. Sonra netleştirdiğin süreci de geçiyorsun. Hani 10. haftada takım oturmaya başladı diyorsun. E sezon bitiyor. 1 puanla, 3 puanla, 5 puanla şampiyonluk kaçırıyorsun. O zaman diyorsun ya ikinci haftadaki şu beraberlik olmasaydı. Yani bu yarışın birinci maçındaki 3 puanla, sonuncu maçındaki 3 puanla ikisi de 3 puan değerli. dolayısıyla Fenerbahçe Cumhuriyetin 100. yılında şampiyon olacağız. Şampiyon olmalıyız. Hani 100. yıl bir kenara işte 8 yıldır gelmeyen bir şampiyonluk var. Bu hasret bitecek. 9. sezona giriyoruz falan filan. Artık buna bir son vermeniz gerekiyor. Ve bu saatten sonra hiç kimseye bir bahane de anlatamazsınız. İşte söylüyorsun hakem hataları oldu. TFF beni istemiyor. Medya desteğim yok. Efendim futbolcum sakatlandı. Korona oldu. Bu oldu. Ya arkadaş ben artık bahane istemiyorum. Taraftar olarak. Sen her şeyi doğru yap. Ondan sonra olmuyorsa onu konuşalım. Ama şimdi geçen gün Ali Bey ne diyor? Evet bizim de hatalarımız oldu. Ama sizin 1, 2, 3, 4 sezondur hatalarınız oluyor. Artık 5. sezonda yani transfer insana yatırım en zorlu şeylerden bir tanesidir. Yani bilemezsiniz. Kavun değil ki kardeşim bu kokluyu palasın. Futbolcu alıyorsun. Bu futbolcunun efendim mental durumu, özel hayatı, ne bileyim hava şartı, zemini, yediği yemek falan bir sürü değişken var. Futbolcunun performansını olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek. Ama işte bu sefer belki de minimum transfer yapacağınız sezon. Yani 20-21 transfer yapan takımdan 5 transfere bilemedin 6 transfere düşeceğiniz bir durum var. Mesela geçen sezon ne oldu? Takım yine çok ciddi oranda değişti. Hoca değişti. Takımın Oyun formatı değişti falan filan. Şimdi gelecek hocadan 3 aşağı 5 yukarı mesela oradaki e, şu ifade önemli. Hem Cesus'un hem Kartal'ın verdiği raporlar neredeyse birebir aynı. Evet. Yani aynı oyuncular kalsın, aynı şeyler yapılsın, aynı yerlere takviye yapılsın. Bu önemli bir şey. Yani biz İsmail Kartal'ın bıraktığı gibi bir takım devamı bekliyoruz. Oyun formatı olarak en azından. Dolayısıyla hata payınız çok düşmüş görünüyor. E, dolayısıyla şartlar böyleyken başka şeyleri konuşabiliriz yine. Yine hakemleri, yine Fenerbahçe'nin hakkı yendi. Bunlar olursa eğer ki inşallah olmaz ama bunları söyleriz. Fakat iş şuraya gelirse ya tamam kardeşim hakem hata yaptı ama sen de işte sol beksiz oynuyorsun. Savunma kurgun bozuk. işte kalene gelen toplar gol oluyor. İşte ne yapıyorsun? Bunları bunları elememiz gerekiyor artık.